Gaziantep valisi Ali Yerlikaya'nın uyuşturucuyla başlattığı mücadeleye vatandaştan da tam destek geldi. Uyuşturucunun kökünün kazınması açısından valiye güvenen vatandaşlar, bu sadece bilinçlendirme çalışmalarıyla kalmasın, alıcı ve satıcılara da büyük yaptırımı olacak cezalar verilsin. Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma ve ceza istiyoruz diyen vatandaşlar şu ifadelere yer verdi. Güzel bir temasa dayandı. Yalnız bunu valimiz de kim olursa olsun bu uyuşturucuyu önleyemez. Nasıl önleyemez? Polisimiz yakalıyor, hakim huzuruna çıkıyor. Hakim polise soruyor, nasıl yakaladı, nasıl etti, nasıl eyledi diyerek. Uyuşturucuya sormuyor. Bakmış ki adam ondan evvel çıkmış, polis orada. Bunu önleyemezler. Peki ne yapılması lazım mesela? Ne yapılması lazım? Yeteri ceza yok. Yeteri ceza olmadığı sürece bu devam eder. Ha, içici yok. Ben içiciyim de. Yok, ben satıcıyım da. İçicisi de aynı, satıcısı da aynı. Yeterli ceza yok. Eğer valimiz bunu böyle bir şey başlattıysa önce valimiz ağır cezayı verecek. Ağır cezayı verdi mi düzelir. Ha, içiciyim ben. Gel. Yatır bakayım bir içiciden 6 ayı yatır. Ha, satıcıyı yatır 5 sene, mücadele cezana olur. Biz bunu istiyoruz. Valilik sonuçta bir kampanya mücadele başlatmış abimizin de dediği gibi. Ya bu mücadele her şeyden önce çok değerli bir mücadele olur. Gençlik adına özellikle de. Sonuçta Antep gibi bir yerde herkesin iyi maddi durumlar altında yaşamıyor sonuçta. Daha alt kesimde yaşayan insanlarla var. 1300 lira maaş alamayıp da evini zar zor geçindirebilen insanlar da var. O ailenin çocukları ne oluyor? Zamanla sigaraya başlıyor, uyuşturucuya başlıyor. Yeri geliyor alkol içiyor. Ya alkol içmese bile en kötü bir sigarası oluyor. Sigaradan sonra da insan artık daha farklı şeyler çekiyor. Farklı arkadaş ortamları oluyor. Maddi durumu iyi olmadığı için daha böyle farklı insanlarla takılıyor. Çok güzel olur yani. Çevremizde görüyoruz. 5-6 yaşındaki çocuklar yani torba tutuyor. Yani küçücük çocuklar yani uyuşturucu kullanıyor. Çok güzel bir uygulama olur yani. Keşke daha önceden olsaydı diyebiliyor yani insan. Bence her yerde olmalı yani. Uyuşturucunun mekanı kahveler değil. Daha çok sokaklar yani. Daha çok valilik değil de emniyetin bu duruma bir el atması lazım. Çünkü 30-35 yaşındaki adamlar küçük çocukları tutuyorlar yani. Hem kullandırıyorlar hem de sattırıyorlar yani. Ticaretini yaptırıyorlar. Mahallemde görüyorum yani. Normalde de uyuşturucu çok kötü bir şey. İnsanlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Yani uyuşturucu kullanılmaması lazım bence. Valiliğimiz de buna bir öncülük yapmış. Çok güzel bir proje de bulunmuş. Yani bence olumlu bir şey. Daha başka neler yapılabilir? Daha çok baskıyla bunun ticaretini Türkiye'de bitirmeye çalışabilirler. Zaten ülkemizde de yasaklı olan bir şey. Yani biraz da insanlarımız yani millet olarak yardımcı olmaya çalışırsak, nerede bir yanlış bir şey gördüğümüz zaman emniyetimize falan söylersek yani daha iyi verimli olabilir bu durum. Kesinlikle ben bu projeye katılıyorum. Yani ben sonuna kadar devletimizin, milletimizin, bayiliklerimizin, belediyelerimizin yani bu gençlerimize destek çıktığına ve çıkacağına da inanıyorum. Hiçbir şekilde bir devletimiz uyuşturucuya karşı gençlerimizin bu bataklıktan bir an önce çıkması lazım yani kesinlikle. Ben de geçen gün sosyal medyada seyrettim. O kaldırım kenarlarında, İstanbul'da yaşanan köprülerde, ne bileyim yıkık harabelerde falan gençleri gördüm. Yani hakikaten benim gözlerim doldu yani içim acıdı. Ki benim bir tane yeğenim var, o da uyuşturucu bağımlısıydı. Biz o uyuşturucu bağımlısından sırf kurtulması için biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Gene bir türlü şey yapamadık yani engelleyemedik. En sonunda cezaevine girdi. Şu anda cezaevinde biraz kendini toparladı ama biz hala çıktığı zaman biraz tereddütteyiz. Araba çıktığı zaman tekrar arkadaş ortamında bulunduğu semtte tekrar bulaşacak mı,
sonu nasıl olur, nasıl olmayacak? Yani o tereddüt içimizde var. Ama belediye böyle bir proje yapmışsa, valilik böyle bir proje yapmışsa kesinlikle destekliyoruz. Kesinlikle arkasındayız. Ve öyle bir şey yapacağına da, devamını getireceğine de inanıyoruz yani. Devletimizin ve milletimizin ve valiliğimizin yapmış olduğu çalışmadan dolayı. Özellikle yani, teşekkür ederiz bu konuda. Özellikle Gaziantep gibi kozmopolit bir şehirde. Evet. Gaziantep gibi bir şehirde yani turistik Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bir memleket. Dünya mutfağı olan bir memlekette uyuşturucunun şey olması. Kökünün kazınması lazım. Kökünün kazınması lazım. Kesinlikle öyle. Vallahi yani daha valiliği bu konuda yapabileceği yani özellikle okullara bence eğilmesi gerekiyor. Mesela okullardaki küçük yaştaki öğrencilerin çocukların bu konuda daha çok hem bilinçlendirme adına hem de gerekirse önlem adına. Yani parklar olarak hani merkezi parklarda hani göz önündeki parklar çok sıkıntı olmayabilir ama daha yüksek parklarda daha geniş önlemler alınması faydalı olacak diye düşünüyorum yani. Yani valiliğin bu konudaki projesini destekliyorum ve yerinde buluyorum. Ama bana göre özellikle güvenliği, okul önlerindeki güvenliği, sokaklardaki güvenliği biraz daha has safhaya, biraz daha ileriye alırlarsa şayet yani bunun daha da azalacağını, bu durumun daha da değişeceğine inanıyorum. Yanı sıra maalesef ki sadece Gaziantep'imizde değil, Türkiye'nin her tarafında gerek görsel basından gerek gazeteden okuduğumuz kadarıyla her yerde uyuşturucu kullanma yaşının bayağı bir düştüğünü görüyoruz maalesef. Bunun önüne geçebilmeleri için en başta eğitimi hızlandırmaları, kaliteli bir eğitim verilmeli. Yanı sıra güvenliğe, özellikle güvenliğe çok dikkat edilmeli. Bundan yanayız yani. Mesela ki özellikle Gaziantep'in en büyük sorunlarından, en büyük eksiklerinden yani elzem olan problemlerinden birisi de bu. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. İkinci edilebilir yani, önüne geçirebilir mesela. Ya daha okullarda mesela geniş güvenlik şey yapması gerek, hem aile bilinçli olması gerek, hem de okul yönetim mesela güvenliği daha çok arttırabilir mesela. Mesela bunun için böyle bir kitap, böyle bir seminer. Mesela okullarda verecek şu insanlarla konuşmayın ya da yapmayın, yapmamayı şey yapabilir mesela, yönetebilirler. O şekilde daha geniş kapsamlı yapabilirler mesela. Aldırışını mesela kim aile de mesela çocuktan beri şu şey yapmayınca o çocuk o şekilde gidiyor. Ailenin de kaynaklanabiliyor yani bu işler. Valla inşallah daha güzel olur. Hani çünkü bütün gençlerimiz bunun artık esiri olmuş. Bence güzel bir araştırma yaparlar. Zaten bunu hani daha önce de yapması lazımdı valiliğin. Çünkü o kadar esir var. Hani artık biz kardeşlerimizi falan öyle sokakta rahat bir şekilde gezdirmiyoruz. İyi bir şey olur bence. Daha farklı bir şey, daha sıkı yönetimin olması lazım. Hani daha baskılı bir şekilde asayişin, şunun bunun her şeyin ilgilenmesi lazım bence. Böyle düşünüyorum. Bu uygulama çok güzel bir uygulama. Sadece kahvehanede olmaması lazım. Her tarafta olmaması lazım. Gece grupları olsun, bazı yerlerde olsun, diskolar olsun. Bu uygulama sayesinde hem ülkemiz gelişir hem de uyuşturucu biter. Çoğu insan bunun yüzünden ölüyor, hapislere giriyor, cezaevinde yatıyor. Özellikle insanlar ona dış görünüş olarak çok yanlış bakıyorlar, bir uyuşturucu kullanan biri. Yani insanlar sadece bir şey kullandığı için bu kadar kötü bakmamak lazım. Onun için hem uyuşturucuyu bitirmek lazım hem de insanları daha iyi şeyler yönetmek lazım. Yani uyuşturucu olan insanlara spora yönetmek lazım, onları bulmak lazım. Neler yaptığını bakmak lazım yani. Bunlar da hemen bu uyuşturucuya baktıktan sonra bırakmamak lazım peşlerini. Mesela ayda bir devlet bunları yanına çağırabilir, kontrol yapabilir. Bunlar çok güzel bir şey olabilir bence.